Sit alanında birden fazla medeniyete ait kalıntıları üst üste görmek mümkün. Bu da burada geçirilmiş depremlerin önemli bir göstergesi. Bundan sonra da böyle olacak. Ama Antakya'da, Hatay'da inşaat işleri çok ciddi yapıldığı için çok büyük felaketler yaşamıyoruz. Maalesef güne kadar binalar yapamadık. Binalar üretemedik. Zemine göre binalarımızı konuşlandıramadık. Keşmekeş olmuş şehirlerde yaşıyoruz. Hatay'da mevcut meri mevzuatlar çerçevesinde yapılması gereken her şey planlanır ve yapılır. Türkiye'de her ne kadar çok iyi niyetlerle, çok farklı amaçlarla yola çıkmış olsa da şu an birçok yerde, Türkiye'mizin birçok kentinde, maalesef Hatay'ımızda da o yolda yürüdüğüyle ilgili ciddi anlamda sıkıntılar var. Bu çalışmanın da onun öncesinde onunla ilgili bir çalışma olacak. Sayın hocalarım burada çok değerli bilgiler verecekler. Başta biz ülke olarak %98'i deprem tehdidi altında olduğumuzu unutmayacağız. Bilindiği gibi yurdumuzun büyük bir çoğunluğu olduğu gibi Hatay ilimiz de 1. derece deprem bölgesi içerisinde. Geçmişte bu yönden birçok birbiri depremler geçirmiş ve gelecekte de sık sık olacak büyük can kaybına tebebet verecektir. Marmaris Fethiye açıklarında bir deprem oldu 6.3 civarında. Bütün güneybatı sahillerimiz bu depremde sarsıldı. Bir kulaktan dolma haber üzerinde tsunami olacak şeklindeki bir mesaj kulaktan kulağa yayıldı ve binlerce insan bundan sonra herhangi bir ülkeye nükleer savaşlarla ilişkili nükleer silahlar, nükleer patlatmalar yapılırsa bunları bir şekilde kontrol altına almak isteğiyle.